Merhaba, şimdi sizlere milföy pastasının nasıl yapılacağını anlatacağım. Milföy pastası için ihtiyacınız olan malzemeler hazır milföy hamuru ve pastacı kreması. Dilerseniz pastacı kreması yerine içerisine çırpılmış ganaj da kullanabilirsiniz ama ben en sade halini göstereceğim sizlere. Daha sonrasında üstünü süslemek isterseniz çırpılmış krema ya da çırpılmış krem şantiye ihtiyacınız olacak. Yapmanız gereken işlemler şunlar. Tepsinizin altına bir yağlı kağıt serin. Daha sonrasında gördüğünüz gibi ben pişirmeye koymadan önce kestim ki daha sonrasında keserken dağılmasın. Böylece daha kolay pişecek ve biz daha kolay porsiyonlayabileceğiz. Milföylerimizi yerleştirdik. Üzerlerine çok fazla kabarmasını istemediğimiz için bir yağlı kağıt koyuyoruz ve bir tepsi yerleştiriyoruz. Böylece milföylerimiz en fazla şu andakini iki katı kadar kabaracak ki bizim istediğimiz kalınlıkta o. Daha fazla kabardığı zaman onları düzenlemesi ve porsiyonlaması daha zor olacaktır. İçerisine dilerseniz meyve de koyabilirsiniz ya da çikolata parçaları da koyabilirsiniz. Ben size en sade haliyle yapmayı göstereceğim şimdi. Milföylerinizi 170 derecede önceden ısıttığınız fırında sürekli gözleyerek 30 ila 45 dakika arasında pişireceğiz. Çok fazla kavrulmalarını istemiyoruz sadece. O yüzden 25. dakikadan sonra kontrol etmek her zaman iyidir. Şimdi fırınımıza atalım ve pişmeye bırakalım. Milföyü henüz fırından çıkardım. Hala sıcakta. 35 dakika kadar pişti ve benim istediğim rengi aldı. Gördüğünüz gibi renk çok güzel. Kat kat. Bizim de istediğimiz buydu zaten. Kat kat ama kabarmamış bir hamur. Şimdi soğumaya bırakacağız. Soğuduktan sonra arasına pastacı kremasını sıkacağız ve servise hazır hale getireceğiz. Evet, milföylerimiz fırından çıktı. Şantimiz hazır. Pastacı kremamız hazır. Pudra şekerimiz hazır. Şimdi birleştirmeye gelelim. İsterseniz pastacı kremasını daha koyu yapabilirsiniz. Ama böyle iyi. Dilerseniz sıkma torbasıyla da sıkabilirsiniz. Ama rustik olsun istiyorsanız dediğim gibi bu gayet iyi. Genellikle 3 kat yapılır milföy pastası. Aralara dilerseniz meyve de koyabilirsiniz. Sonrasında üzerine pudra şekeri serpebilirsiniz. En klasik sunum şekli bu. Ya da dilerseniz üzerine şanti sıkarak da servis edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi kat kat çok lezzetli. Keserken çıtır çıtır ama içi kremamsı bir pastanız oldu. Milföy pastanız hazır. Afiyet olsun. Thank you.